Herkese merhaba, ben Tuğçe Doğar ve bugün sizlerle Bullet Journal yapıyor olacağız. Yani kişiselleştirilmiş ajanda. Ajandama başlamadan önce bu birkaç farklı kağıdın üstüne minik minik şekiller çizip kendi stickerlarımı yapacağım. Konsept olarak doğayı seçtim. Onun için birçok yaprak ve tomurcuk göreceksiniz ajandamda. Velhasıl çizmelerimi yaptıktan sonra renklendiriyorum. Renk olarak da ağırlıklı olarak yeşil ve altın rengi kullanacağım. Çizimi saman kağıdın yanı sıra beyaz ve siyah kağıdın üstüne de yapıyorum çeşitli olsun diye. Ve boyamalarımı da tamamladıktan sonra bunları kesiyorum ve stickerlarım hazır. Gerçekten çok tatlı oldular. O zaman başlayalım. Ajandam için böyle bir defter seçtim. Açıkçası çizgisiz ve telsiz hiçbir defter bulamadığım için bir çizim defteri aldım. Ama siz yapacaksanız size kesinlikle telsiz defter kullanmanızı öneriyorum. Nedenini birazdan anlayacaksınız. İlk açtığımda sol tarafa ben bir tane cep yapmak istedim. Ki oraya ekstra kalan stickerlerimi ya da gittim konserlerin biletlerini, minik notları ne varsa saklamak için ideal olacağını düşündüm. Bunun için siyah bir kağıt alıp ortadan olmayacak şekilde kıvırıp yanlarını kesip bu uyduruk yapıştırıcımla yapıştırıyorum. Az çok zarfa benzettikten sonra da bunu kapağıma yapıştırıyorum. Genel dekorasyonda ve yapıştırma işleminde bu kağıt bandını kullanacağım. Bunu rahatlıkla siz de bulabilirsiniz. Bununla beraber minik bir stickerımı zarfın üstüne yapıştırıp gene kağıt bandımla zarfın ağzını kapatıyorum. Hem dekoratif hem de tatlıştırdı böyle. Artık ilk sayfama başlayabilirim. Yılın ortasına gelmiş olsak bile bu benim ilk bullet journal'ım. Yani defteri sıfırdan başlıyorum. Onun için ilk sayfa ismi yazarak başlayacağım. Bunun için de çok minimal bir stick kullanmak istiyorum. Yanına da tabii ki de birkaç tane tomurcuk ekleyeceğim. Bu arada merak ediyorsanız Mikron'un tükenmez kalemini kullandım. Numarası da 01. Minik bir renk ekledikten sonra bu sayfayı bu şekilde bırakıyorum. Bu arada sol taraf bana biraz yavan geldiği için bu minik çiçeği de eklemeye karar verdim. Şu an içime sindi, artık ikinci sayfama geçebilirim. Gördüğünüz gibi ben alta hafif bir skeç attım. Yapım aşamasında zamandan kazanmak için. Sayfamızın sol tarafına 2019'un genel takvimini çizerek başlayacağım. İşte önümüzdeki aylarla ilgili bir şey olursa en azından dönüp bakabilirim. Zaten bu defteri muhtemelen yıl sonuna kadar kullanıyor olacağım. Böyle genel bir takvim burada bulunması çok mantıklı olacak onun için. Bilmiyorum siz de öyle misiniz ama ben çok görsel bir insanımdır. Böyle ileriyle ilgili bir şey düşünme ya da bir plan yaptığında kesinlikle takvime bakarak yapmayı tercih ederim bunu. Başka türlü algılayamıyorum. Aslında ben görselde salakmışım. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Kaligrafi kesinlikle benim yapabilitem olan bir şey değil. Ama elimden geleni gerçekten deniyorum. Eminim siz bundan çok daha güzel şeyler çıkartırsınız. Aylarımı tamamladıktan sonra etrafını böyle hafiften çerçeveleyip kenara da minik bir yaprak konduruyorum. Alttaki referans çizgilerini silip temizledikten sonra bu sayfam bence oldu. Şimdi detaylı inceleyeceğimiz ilk ayımız olan Temmuz ayıyla başlıyoruz. Bu arada ben ajandamı İngilizce olarak hazırlayacağım. Çünkü genelde hayatımı zaten İngilizce idame ettirdiğim için benim için çok daha kullanışlı olacak. Ama bölümlerin Türkçelerini yanlarına yazacağım. Yani siz kafanıza göre takılabilirsiniz. Bu stickerlarda kullandığım kağıtları ajandanın genelinde de kullanmak istiyorum. Böyle minik minik kolajlar yapacağım. Daha fazla renk getirir, bir de konsept tamamen tamamlar diye düşündüm. İşimi de kolaylaştırır. Açıkçası ben ne kaligrafi konusunda ne de bu doodle'dır, grafik art'tır bu konular bana çok yabancı. Onun için işimi kolaylaştırabilecek her türlü yöntemi kullanmaya çalıştım. Kolaj da bunlardan biri. Temmuz ayımın etrafında minik minik yapraklar yapıyorum ve bunları sulu boyayla boyuyorum. Aslında marker kullanacaktım ama aldığım defter o kadar uyduruk ve yaprakları o kadar ince ki marker direkt arkasına geçtiği için ben sulu boya renkler dedim. Siz istediğiniz tekniği kullanabilirsiniz. Yanına da birkaç tane gerçek yaprak ekledim. Böyle tamamen kolaj, böyle mix medya bir şey olsun diye. Kağıt bandımla da kenarlarına birkaç süsleme yaptım. Altın rengimle çerçevemi de tamamladıktan sonra gereksiz çizgilerimi siliyorum. Ve tertemiz bir Temmuz ayına başlıyorum. Bu sayfada Temmuz ayının genel bir takvimini çıkartacağım. Daha büyük büyük kutucuklar olacak ki altına düşmem gereken bir not olursa rahatça yazabileyim diye. Belki sizin için böyle bıdık bıdık uğraşmak, minik minik yazmak sıkıcı olabilir. Ama ben gerçekten çok eğleniyorum. Terapi gibi bir şey yani. Ruh hastalığı da olabilir tabii, bilemeyeceğim artık. Aslında bu takvim olayını ben daha önce de yapıyordum böyle. Kendim hazırlayıp duvara asıyordum. Ama hiç böyle tam journal olarak, full bir ajanda olarak yapmamıştım. İlk kez deniyorum. Bakalım verimli olacak mı? Olmazsa bile yapım aşaması çok eğlenceli. Takvim kenarında boş kalan yerleri stickerlarla doldurup bir yandan da kalemle etrafında çizim yapıyorum ki çok böyle şey kalmasın, kopuk kalmasın diye. Böyle de tatlış bir şey oldu aslında.
Bu sayfanın yanında kalan boşluğa da kendime notlar köşesi hazırlamak istedim. Bunun için de saman kağıdımı kullandım. Aradaki boşluğa da böyle bir tane dal serpiştirdim. Size söylemiştim çok fazla tomurcuk ve yaprak göreceksiniz diye. Aldığı boşluğa Make This July Unforgettable yazdım. Yani bu Temmuz'u unutulmaz bir Temmuz yap. Böyle garip oldu değil mi? Türkçe çevirince çok saçma oldu. Bunu kendime hatırlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten artık böyle her ay en azından hiç yapmadığım bir şey, değişik bir şey yapmak istiyorum. Ki o ayın olayı o olsun. Ve hayatımı öyle daha dolu dolu yaşamama vesile olsun diye. Bakalım işe yarayacak mı? Sayfanın genel yazıları bittikten sonra minik minik süslemelerini ekliyorum. Şimdi şu zımba mı denir? Zımba değil sanırım. Delgeç, evet. Şimdi bu delgeçimi kullanarak saman kağıdından birkaç tane parça alacağım. Bunları siyah, beyaz ve saman karışımını alıp buraya birleştirip sanki bir çiçeğin tomurcuklarıymış havası vermeye çalıştım. Değişik oldu. Hoş oldu aslında. Her neyse, son detaylarını tamamladıktan sonra temizliğimizi bitirip bir sonraki sayfamıza doğru yola koyabiliriz. Artık sayfalar biraz daha kişiselleşmeye başlayacak. Ben sayfanın sol tarafını To Do's and Goals olarak iki ayrı alana böldüm. Yani yapılacaklar ve hedeflenenler şeklinde. Siz dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz tabii ki de. Bu arada sayfanın üst köşesinde takvim minik versiyonu yapıyorum. Sürekli başa dönüp bakmayayım, gözümün önünde bulunsun diye. Yararlı olacağını düşünüyorum. Bakacağım. İşime yaramayan şeyleri zaten bir sonraki ayda çıkartırım. Bu arada bu köşe benim için sadece işte günlük yaşantımı planlayacağım, deadline'larımı, notunu düşeceğim, yapılacak işlerimi listeleyeceğim bir yer değil. Aynı zamanda kişisel gelişime yönelik minik amaçlar, hedefler belirleyip not düşeceğim ve ay sonunda da dönüp bakıp kendimi ne kadar geliştirmişim, ne kadar geliştirememişim bunu gözlemleyeceğim bir köşe olacak. Sayfadaki iki şemanın arasına bu şekilde böyle sarmaşığımsı bir bitki eklemek istiyorum. Tarihlere ihtiyacım olur mu bilmiyorum ama kullanım sırasında tarihlere ihtiyaç duyarsam da bu yaprakların içine ya da kenarlarına o günün tarihini atabilirim diye düşündüm. Ama şimdilik bu şekilde bırakacağım. Tabii ki de stikerlerimi sonuna kadar kullanıyorum. Boşuna yapılmadı bu stikerler değil mi? Hijyensiz olmaz arkadaşlar. Hijyen forever. Temizliğimizi de yaptık. Diğer sayfamıza geçebiliriz. Sayfanın sağ tarafını Creative Ideas bölümüne ayırdım. Burası gerçekten benim için muhtemelen en önemli olan bölüm. Buraya işle ilgili ya da hani YouTube'la ilgili ya da herhangi bir şeyle ilgili bulduğum ama saçma sapan yerlere not aldığım ve daha sonra onları kaybettiğim ve asla geri bulamadığım yaratıcı ve geliştirici fikirlerimi not alıyor olacağım. Umarım sayfa dolup da taşar. Bu arada ajandada genel bütünü sağlamak için bu saman kağıdı ve siyahı, bu kolaj tekniğini kullanarak ilerliyorum. Çok da tatlı durdu aslında. Not alabileceğim birçok yer var. Bu şekilde renkli şemalarla ayırmak iyi oldu çünkü tek düze yazıda muhtemelen arada çok kaybederdim de böyle daha çok öne çıkacağını düşünüyorum. En azından fikirler birbirinden daha iyi ayrılacak gibi. Sayfanın solda boş kalan kısmına da böyle tropikal birkaç yaprak çizmek istedim. Çok da tatlı oldular aslında. Üst tarafa da bunu ekliyorum. Bu biraz da şey gibi durdu. Biraz saksının içinden çıkıyormuş gibi durdu. İyi tatlı şey oldu. Renklendireyim mi? Çok emin değildim. Sonra hafif bir renk atayım diye başlayıp gerçekten hiç hafif olmayan bir renklendirmeyle bu bölümü kapatmış bulunuyorum. Hızımı alamayıp tabii ki de üsttekileri de renklendirdim. Hep böyle oluyor ya. Neyse ki şimdiye kadar bir trajediyle sonuçlanmadı bu hızımı alamamam. Minik altın dokunuşlarımızı da ekliyorum. Bu arada alan yetersiz olur belki, ekstra kağıda ihtiyacım olur düşüncesiyle böyle kendime minik stickerımsı bir şeyler hazırladım. Açıkçası görsellikleri benim işlevlerinden çok daha hoşuma gitti ama neyse. Kullanışlı olacaklarını düşünüyorum en azından. Aynı saman ipimi kullanarak böyle minik bir kurdale hazırlayıp bunu da buradaki demetin kenarına yapıştırdım. Temizliğimizi de tamamladıktan sonra bir sonraki sayfamıza doğru yola koyabiliriz. Bu sayfanın sol tarafı benim habit tracker'ım olacak. Yani alışkanlıklarımı takip ettiğim bir bölüm olacak. Muhtemelen alışkanlıklarım her ay değişecek ama bu ay için bunu workout, yani spor, eat well, yani sağlıklı beslenme, personal care, yani kişisel bakım, daily sketch, yani günlük çizimlerim, sketchlerim ve YouTube olarak 5'e ayırdım. Şemaları da düz bir şekilde hazırlamayayım diye yaprak şekilleri yaptım. Ve bu yaprakların içlerinde 31'er tane bölme var. Her gün bunları onun içinde doldurarak ilerleyeceğim. Üste de böyle minik kelime oyunları ve saçmalıklarla beraber Only Food Vibes yazdım. Vibes da W ile yazdım tabii ki de. Yaprakların içini boş bırakmayı düşünüyordum ama bir galyana gelip boyadım ama niye boyadığımı da hiç bilmiyorum. Bu kısmı birebir uyguluyorsanız size boyamamanızı tavsiye ediyorum.
Bölmelerim daha net olsun diye üstlerini çiziyorum tekrardan. Bunun kullanımı da muhtemelen tarih eklemeden sadece işte mesela spor yaptığım o günün gelip içini böyle dolduracağım ve ay sonunda da en azından kaç günü spor yapmışım, kaç gün sağlıklı beslenmişim bunu görebileceğim, gözlemleyebileceğim. Bu sayfa ne kadar içime silmese de şimdilik bırakıp sağ tarafa doğru ilerliyorum. Burası tamamen kişisel bir köşe. Hayatımı kolaylaştırma amacıyla değil, daha çok kendimi gözlemleme amacıyla oluşturuyorum. How am I feeling? Yani nasıl hissediyorum? Bu arada kaligrafi sanatının dibine vurmaya çalışıyorum ama fark ettiyseniz hala çok güzel sonuçlar aldığım söylenemez. Neyse olacak zamanla. Bu sayfanın sağ tarafına böyle kocaman bir sarmaşık çiziyorum. Bunların içine gelip Z raporu alır gibi gün sonunda nasıl hissettiğimi, o gün içinde en ağır basan duygu neymiş onu yazacağım. Ki ay sonu dönüp bakıp ne lanet ne pislik bir ay geçirmişim bunun özetini çıkartabileyim rahatça. Çok hafif bir renk attıktan sonra hijyen konusuna değiniyorduk ki... evet gerizekalı Tuğçe. Islak kağıdı silmeye çalıştığım için kağıt soyuldu. Üstüne bir boya atıp tekrardan çizsem belki toparlar. Yani oldu gibi. Neyse birazdan tekrar bakacağım. Şu an algılayamıyorum. Bu sayfada değişik bir şey yapmak istedim, bir hareket katsın diye. Onun için bu sarmaşın sağ üst köşesini keseceğim. Ve böyle tatlış bir şey oldu aslında kendine has. Biraz düğün davetiyesine benzedi ama neyse. Bu arada bir silerken soyduğum yerler beni rahatsız etti. Onun için oralara kolaj yapmaya karar verdim. Bu saman kağıdımla çizeceğim yerin şeklini az çok çıkardıktan sonra onu şekle uygun bir şekilde, mucizevi bir şekilde kesip oraya uhuyla yapıştırıyorum. Üstüne de bu yaprak çizgilerini ekliyorum ki biraz daha bütünlük sağlasın diye. Gayet de hoş oldu aslında. Evet, bu oldu. Her şeyi bu altta katlettiğim iki yaprağı da yapıyorum tabii ki de. Bu sayfamda kazası belası olmasa da tamamlanmış oluyor. Gel gelelim arkasındaki sayfaya. Ben burayı Highlights of the Month, yani bu ayın önemli olaylarını ayırdım. Aslında bu sayfa daha çok günlük hizmeti veriyor olacak bana. Günlük tutmayı çok istesem de ayda bir kez falan yazıyorum ya unutuyorum ya da üşeniyorum vesaire. Onun için bu kısmın çok yararlı olacağını düşündüm. Buraya her gün en azından o gün ne oldu genel olarak diye minik minik cümlelerle öze çıkarmayı düşünüyorum ki dönüp baktığımda en azından ha evet bu da burada olmuştu, bu da böyle geçmiş, bu arada böyleymiş diyebileyim, minik hatırlatıcılarım olsun. Bu arada bu kez yazının etrafını da altınla kapladım. Tam highlight yani öne çıkanlar demek, tamamen öne çıkmış oldu. Siz de benim gibi çizgisi kağıda yazma özürlüyseniz bu kullandığım tekniği kullanabilirsiniz. Renkli bantlarla ve kağıt bandımla araya birkaç tane çizgi atıyorum ki en azından böyle çok yamuk falan gidiyorsam onlar bana referans olsun diye. Artık son sayfama geçebilirim. Sayfanın sağ tarafını 4 bölmeye ayırdım. Burada need, ihtiyaçlar, want, istenenler, expenses, harcamalar ve en altta da discovers yani keşfettiklerim olacak. Bu sayfayı ne şekilde doldurmam gerektiği konusunda çok emin değildim açıkçası. Muhtemelen ay sonuna geldiğimde daha net görebileceğim hangi kısmı daha çok kullanıyorum, neye daha çok ihtiyaç duyuyorum diye. Ama genel olarak sanırım bu taslak işe yarar diye düşünüyorum. Burada da bölümleri birbirinden daha net ayırmak için gene renkli kağıtlarımı kullandım tabii ki de. Zaten kolaj yaptığım için çok fazla bir dizayna ihtiyaç duymadığından sadece sol tarafa bu minik bitkiyi ekledim. Tabii de renklendirmeden duramadım. Altın kalemle tomurcuklarımı da tamamladıktan sonra. Sayfanın geneli bana birazcık çok beyaz geldiği için sol tarafa siyah kağıt ekleyeyim dedim. Ama gel gör ki bunu çizimi yaptıktan sonra dediğim için kağıdı çizime göre kesmem gerekti. Tabii de siz benim gibi böyle bir saçmalık yapmayıp önden bu alana kağıdı kesebilirsiniz ya da kağıdın üstüne çizimi ekleyebilirsiniz. Bu arada şu içime sinmeyen sayfa vardı ya, ben buraya şöyle en azından iki tane yaprağı kağıtlarla kapattım. O çok yaprak gıcık etmişti beni. Böyle daha iyi oldu. Ve burada kişisel ajandamızı tamamlamış bulunuyoruz. Hayatımda ilk kez yaptığım ve ilk kez kullanacağım bir şey. Umarım anlatım aşaması da, yapım aşaması da sizin için açıklayıcı ve ilham verici olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma üye ol üstüne üye olup yorum üstüne yorumlar yapmayı lütfen unutmayalım. Önümüzdeki aylar için değişik fikirleriniz, önerileriniz ya da işte yorumlarınız varsa bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz ya da videonun altına yorum yapabilirsiniz. Çok yakında tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın.